Evet, sen ne dersin de karşınızdayız Akif Bekir ile birlikte. Akif hoş geldin, hızlı geldin. Yavuz ama. Farkında mısın ya? Bu programda hiç slogan atmıyoruz. Atalım. Onun içinde tezahürat yok. Tezahürat. Slogan yoksa tezahürat da yok. Doğal olarak yok yani. Doğal olarak. Doğal olarak yok. Ya tribünleri coşturacak, izleyiciyi şöyle şevke getirecek. Hazırlık yapalım bunun için her hafta. Ben öyle buldum bir slogan. Öyle mi? TRT Haber'in haberinde gördüm. Yalancı Macron. Yalancı Macron. Fransızlar dökülmüş, Fransa halkı hayat pahalılığından şikayet ediyorlar. Ayağa kalkıp atalım onu. Binlerce yalancı Fransız Macron, ayağa kalk. Yalancı bak. Macron yalancı. Niye? Macron eşittir Pinokyo diye şey taşıyorlarmış. Çünkü burnu Pinokyo gibi uzadı. Yalan söylüyor, yalancı diye pankartlar taşıyıp sloganlar atıyorlarmış. Fransız vatandaşlarından bahsediyorsun. Fransız vatandaşları zaten tamam, biliyorsun. Onlar slogan atıyor, sen de stok yapıyorsun. Ne bizim, var ki yani? Bizim medyanın sevdiği haberler bunlar, tabii, biliyorsun. Tabii. Kötü haber sever bizimkiler. Nereden kötü haberler? Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan. Bu kez haber, kötü haber Fransa'dan ve kötü haber şu, binlerce Fransız yüksek sokaklara döküldü. Tepki için. Macron'u protesto ettiler. Macron'a karşı sloganlar attılar. Tamam. Hayat pahalılığını protesto ediyorlar. Yani sanki bizde edemiyor musun? Batı dağılıyor. Bizde edemiyor musun? Macron'u, Fransa'daki hayat pahalılığını bizde protesto edemez misin? Edersin canım. Macron'a et yeter ki ya. Kim yasak istediğin diyor? Yok öyle bir kim yasak. Dezenformasyon da yok. Valilik yasak diyor mu? Polis valilik yasakladı. Yasa dışı gösteri diye müdahale ediyor mu? Söz konusu olamaz. İstediğin gibi yapabilirsin. Çık. Yeter ki Macron'a söyle. Şu görüntüleri de verin arkadaşlar, Fransa'dan görelim. İnsanlar... Çık sen de protesto et. Fransa'da hayat pahalı kardeşim de. Böyle şey olur mu de. Bu enflasyonla nereye kadar de? %6-7-8 enflasyonla. Macron sözlerini tutmuyor. Maaş artışlarını yapmıyor diye Pinokyo de Macron'a, burnu Pinokyo gibi uzadı, yalancı Macron diye slogan at. Çık sen de at yani. Çok çok serbest. Türkiye'de özgürlük had safhada o konularda. Genel olarak da yurt dışında olmuş olan her türlü olumsuzluk böyle hafif bir mutlulukla da karşılanıyor. Yani oralarda bu da büyük memnuniyet yaratıyor. Yani bir hafif mutluluk, memnuniyet hali de var. Yani ya, bak adamlara ya. Yani kalkmışlar protesto ediyorlar. Ne ediyorlar? Hayat pahalılığı ediyorlar. Peki Fransa'da biliyorsun grevler var şu anda. Evet. Grev yapılıyor. Hı. Rafinerilerde. Kuyruklarda insanlar var. Benzin alabilmek için kuyruğa giriyorlar. Hatta kavga ediyorlar. Ona ilişkin de çok haber görmüşsündür. İşte birbirlerine girdi Fransızlar 1 litre benzin almak için falan diye. Peki işin özü ne? Diyor ki işçi, rafinerde çalışan işçi Total firmasına. Sen diyor bu dönemde çok para kazandın kardeşim. Enerjide acayip de bir şey oldu. Enflasyon %6,5. Bak 6,5. Yani acayip diyor. Enflasyon var burada. Üzerine diyor sen de çok para kazandın. Sen bir kere diyor şu benim %6,5'umu bir ver. Ben buradan bir refah kaybım var. Ama diyor bu hissedarların da çok para kazandı senin. Çünkü çok para kazanınca hissedarlar da kazanıyor. Kar marjın da çok yüksek. Kar marjın da yüksek. Kardeşim ben diyor burada niye duruyorum diyor. Ben diyor üretiyorum. Senin hissedarlarına, sana para kazandıran benim. O zaman bu refah payından ben de kendime pay istiyorum diyor. 6,5'u da yeterli görmüyor. Onun üzerine de bir para istiyor. Doğal olarak da Türkiye'de eleştiri hak ediyor. Şimdi bunun için çıkıyor kavgalar. Bunun için yani çıkıyor o kavga. Yani yokluk kavgası değil o. Benzin yok, sen mi alacaksın, ben mi? Ben daha çok para vereceğim diye kavga etmiyorlar. Evet. Burada da şey yapıyorlar. Bu kârlılıktan benim payımı niye vermiyorsun diye işçi ayaklanıyor orada. Kendi parası, kendi hakkını istiyor. Burada da bak Fransızlar birbirine girdi, şeyler, kuyruklar oluştu, batı bitti bitiyor, rafları da bomboş. Sonuçları çıkıyor. İştahla bu haberler veriliyor iktidara yakın kaynaklarda. Öyle bir görüntü oluşsun. Batı mahvoluyor. Ya o haberleri verenler de emekçi. Türkiye'deki şartlar ortada. O haberi hazırlayanlar da emekçi. Üç aşağı beş yukarı. Üst yönetimden bahsetmiyorum yani aşağıda. Onların kazançlarıyla birlikte hayat standartları da düştü. Bir talepleri yok ama onların. Önemli değil. Türkiye'deki %80 zaten biliyorsun şeyden daha az etki etti. %6'dan, Fransa'daki %6'dan. İnsanların refahlarına. Ya takdir edilecek bir şey en azından. Üreten açısından, çalışan açısından. Ya bak adamlar haklarını arıyor. Destek verilecek bir şey. Ama destek veriyor bizim iktidar. Olumlu algılanacak bir şey. Sanki orada bir olumsuzlukmuş gibi bütün ama Türkiye satılıyor. İktidar medyası destek veriyor Fransız halkına. Tabii. Onların hayat pahalılığına karşı haklı mücadelesini, tepkisini destekliyor. Burada haberleştiriyor.
Macron'a karşı attıkları sloganları burada öne çıkararak onlarla bir dayanışmaya girmiş oluyor. Tabii bir tane. Yalancı Macron sloganlarını burada TRT Haber, bak Fransız halkı böyle tepki gösteriyor yönetimine diyor. Ama dönüp bu tarafa doğru bakmıyor herhalde pek. Üsküdar'da ne oluyor? Kırşehir'de ne var? Bir Fransız sorsa şimdi, sizde de yapabiliyor musunuz böyle hayat pahalılığını protesto edebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanınızla ilgili böyle slogan atabiliyor musunuz diye söylese, bizde de Macron'u protesto etmek serbest diye cevap verilir herhalde. Tabii. Yani hayat Fransa'daki hayat pahalılığına da burada tepki gösterebilirsin. Yani. Orada destek verebilirsin oradakilere. Ama zaten Türkiye'deki hayat pahalılığı biliyorsun orayla aynı değil. Üstelik oradaki ölçümler de doğru değil. Bizde enflasyon yok. Bu söylendi yetkililer tarafından. Bizdeki enflasyon batıdaki, Avrupa'daki enflasyonun bize yansıması, onun etkisi. Bizdeki hayat pahalılığı onların enflasyonundan kaynaklanıyor. Evet. Ama onların enflasyonu bizi daha kötü vuruyor nasılsa. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bizi Rusya'dan kötü vuruyor onun gibi yani. O sana öyle geliyor. Oranın enflasyonu açıklandı %6,5, %80 Türkiye'yle karşılaştırdığında kıyas kabul etmez ama oranın %6,5'u çok şiddetli. Yani orada yarattığı etki çok daha berbat. Çok daha büyük felaket. Hayır, bunun acaba kader planıyla bir alakası olabilir mi? Kader planında onlara o bize bu rol düşmüş olabilir mi? O da yani bu önceden hazırlanmış, değiştirilemez ilahi bir kader olabilir. Allah'ın mi? Takdiri. Rol dağılımı böyle. Allah'ın takdiri. Bize sabır mı düşüyor hep? Öyle olunca hayır şeye de biz ama yani günah sokacağım biz de. Mevzu ağırlaşacak. Ağırlaşacak. Ben de, sen nasıl çıkacaksın bu işi bilmiyorum de, ben koçum. Ben de yazdım bugün zaten. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun salgının başında salgın tedbirlerine uyunmayacakları uyarmıştı. Yani kaderde ölmek varsa tedbir neye yarar diye düşünecek, bu tür kadercilik anlayışıyla hareket edecek olanları uyarmıştı. Hazreti Ömer örneği vermişti. Veba var, Şam'a gidecek. Veba haberi gelince sefer iptal ediliyor. Bir sahabe buna itiraz ediyor. Ticaret kervanı gidecek falan. Bir sahabe itiraz ediyor. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diyor. Hazreti Ömer de ona dönüp Allah'ın bir kaderinden öbürüne kaçıyorum diyor. Cumhurbaşkanı bunu anlatmıştı. Biz de salgın tedbirleriyle Allah'ın bir kaderinden öbürüne kaçabilmiştik. Fakat Amasra'da 41 madencinin can verdiği kazada, faciada insan kaza demeye de dili varmıyor değil mi? Dili varmıyor. Daha durum netleşmediği için hani kesin bir şey de söyleyemiyorsun ama gelen haberlere bakılırsa, madenci yakınlarının söylediklerine bakılırsa 2 haftadan beridir orada içeride gaz kokusu var. Bundan şikayet ediyor orada sen çalışanlar. Sen dinledin mi şeyi? Efendim? Enerji Bakanı. Ne dedi? Enerji Bakanı dedi ki her şey dört dörtlük. Yani 4 defa kontrol edilmiş. Madenci yakınları öyle demiyor. Birisinin ablası. Evet, annesi. Birisinin annesi. Birisinin eşi. Eşi. Şikayet ya yani ağız birliği mi yaptılar bunlar birden? O acılı halleri içinde bir araya geldiler. Ya aynı şeyi mi söyleyelim dediler. Benim gördüğüm onun anlattığına bakılırsa sensör çalışıyor. Sürekli ölçüm var. Hatta portatif sensörler varmış evlerde, onlar çalışıyor. Bütün önlemler alınmış. Amasra 4 defa yıl içinde kontrol edilmiş müfettişler tarafından. Yeni tedbirlere uyulmuş, her şey yapılmış. Patlamadan 4-5 dakika önce 1,5'muş metan oranı. 2'nin üstü tehlikeliymiş. Işıklar söndürülüp yakılmış uyarı amaçlı. Ondan sonra da zaten patlama meydana gelmiş. Bir şeyi haber olarak söyleyeceğim burasını. Haber olarak biz dinleyenler de alsınlar. Az önce söylemeyle ihmal ettim onu. En çok merak ettiğimiz hususlardan birisine dinamit patlatıldı mı orada o saatte? Çünkü dinamit patlatma saatleri kömürü gevşetmek için diye eski sendika başkanının açıklaması vardı. Ben bugün Enerji Bakanı'nın açıklamasında buna rastlamadım. Sadece şuna rastladım. Bütün dünyanın bütün madenlerinde kömür gevşetmek için dinamit kullanılır gibi bir ifade vardı. Ama o saatte dinamit patladı mı patlamadı mı bilmiyoruz. Trafo patlamış olabilir mi? Trafo patlamasından kaynaklandığını söyledi. Sonra o paylaşımı geri kaldırdı. Yanlış bilgiyi yayarsın. Hayır. Dezenformasyon adlı dezenformasyon çalışması bağlamında bunu konuşacağız. Unutma bunu. Evet. Henüz
durum netleşmediği için ama madenci yakınlarının söyledikleri, oradaki kaybettiğimiz işçilerin yakınlarının söyledikleri ortada. Bu belli ki Allah'ın bir kaderinden öbürüne kaçılabilecek bir geliyorum diyen bir facia. Akif, bir patlama var sonuçta. Bu kendi kendine patlamadığına göre bir şey oldu, orada patladı. Tabii. Demek ki bir önlemde eksiklik vardı, bir ihmal vardı, bir şey vardı yani. Cumhurbaşkanı kendisi de söyledi, biliyor. Ne dedi? Artık madenlerde böyle ölümlü kazalar görmek istemiyoruz. Bu kabul edilemez. Risk, gereksiz risk görmek istemiyoruz dedi. İyi de Allah'ın kaçınılamayacak bir kaderi ise, değiştirmek mümkün değilse, Allah böyle yazdıysa, bunu bozmak mümkün değilse. Çünkü o zaman, kader diyen de Cumhurbaşkanı. Tabii, o zaman tedbirle riski nasıl ortadan kaldıracağız? Artık madenlerde ölümleri nasıl bitireceğiz ve tarihin çöplüğünü atacağız dedi. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Veya bugüne kadar niye yapmadık diye de sorabiliyor yani, muyuz? Yoksa o dezinformasyona mı giriyor? O dezinformasyona girer. Ha, bugüne kadar niye yapmadık? Salgında Allah'ın bir kaderinden öbürüne kaçabiliyorduk. Birden ne oldu da şimdi hayatını kaybeden maden işçileri, madenci kardeşlerimiz ya da maden şehitleri deniyor iktidar yetkilileri tarafından, nasıl oldu da Allah'ın bir kaderinden öbürüne kaçamadılar? Niye onlar, ne oldu? Niye onlar bir kadere mahkum oldu? Ya ben gerçekten bugün Enerji Bakanı'nı dinledim. Arkadaşlar, burada İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon raporunu da bir yanınıza verirseniz, orada bir görelim onu. Enerji Bakanı'nı dinlediğimde şöyle bir izlenim doğdu bende. Her şey dört dörtlük. Tamamıyla kurallara uyulmuş. Hiçbir problem yok. Hiçbir şeyden kaçınılmamış. Kazayı kurtarabilmek için. Şimdi biliyorsun, önce bir, sonra üç, sonra beş, sonra altı savcı görevlendirildi. Altı savcı çalışıyor bir yandan da o tarafta. Bugün dezenformasyon bülteni yayınladı İletişim Başkanlığı. Sayıştay raporlarındaki öneriler dikkate alınmadı iddiası. Haftanın yalan haberleri başlıkta bu. Hmm. Haftanın yalan haberleri. Soma ve Ermenek kazalarından sonra gerekli iyileştirmeler yapılmadı iddiası. Kurum degaj yönergesi uygulanmadı iddiası. Hepsi yalan. Hepsi yapıldı. Bunların hepsi yapıldı. Hiçbir diyor. Sorun yok. Sorun yok. Orada hiçbir gereksiz risk yoktu. Bir ihmal yok. Yok. Dolayısıyla geriye bir tek sorumlu kalıyor. Kader, Allah'ın kaderi. Yani Allah'ın takdirine havale. Ya bir kıvılcım bir yerden gelmişti. Etmekten başka bir çare kalmıyor. Fakat bu kötü haber mi? Kötü haber mi? Hayır. Hayır. Niye? Çünkü Allah şehitlik nasip etti 41 merhuma. 41 madenci kardeşimize öyle deniyor. Allah şehit olmayı nasip etti. Bir güzel haber daha var dedi Cumhurbaşkanı. Yani müjdeler olsun, gözünüz aydın. Hayır, aileleri o değil. Bir güzel bir haber, yani cenazede merhum kardeşimiz şehit oldu. Allah şehitlik nasip etti dedi. O öbür tarafta Allah'ın, Rabbimizin sevgili Habibi, yani peygamberimize komşu oluyor. Bir güzel haber daha var dedi cenazede. Ailesi, annesi, babası, kardeşleri, eşi, çocukları, onlar da orada hep beraber haşr-ı cem olacaklar dedi. Orada onlar buluşacaklar. Orada buluşacaklar. Cennete gidecek. Yani müjdeler olsun. Gözümüz aydın diye buna sevinelim mi? Yani ne güzel, şehit oldu. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Hamdolsun diye şükür mü edeceğiz buna? Sevinmemiz bekleniyor. Evet. Yani Allah'ın bir kaderi bu. 24 saatte 40 cenazeyi çıkartmaktan da. Bir de ona hamd ediyoruz. Erken ulaştık diye. AK Parti muhalefette olsaydı, sana bir sorum var. Bugün yazıda da sordum. AK Partililerden cevap gelmedi. Belki senden gelir. Ben kesin cevap veririm. Yavuz, AK Parti muhalefette olsaydı sanki dünyamızı değil de ahiretimizi yönetmek için seçilmiş, iktidara gelmiş gibi konuşsaydı, kendi yetki ve sorumluluğundaki işleri Allah'ın takdirine, kaderine havale etseydi. Bir başka iktidar. Başka iktidar. AK Parti muhalefette. Muhalefette. Bir başka iktidar böyle yapsaydı. Şehitlik başta olmak üzere din, iman ve kutsal kavramları, değerleri, varsa bir iman, onun üstünü örtmek için kullansaydı. AK Parti ne tepki gösterirdi? Bunu olağan karşılar mıydı? Ya evet, Allah'ın kaderi, kader. Ne yapalım, takdir ilahi deyip geçer miydi? Yoksa ortalığı ayağa mı kaldırırdı? Bence soru bu. Yani kader yapısı mıydı? Kader neyi demişti Cumhurbaşkanı? Kader yolu mu demişti? Bir ifade kullanmıştı. Kader planı. Planı. Kader planı
değil. Ya hiç anlayın. Hakim değilsin be kardeşim. Ben de kime soruyorum soruyu? Hiç hakim değilsin. Kader planı deyip tevekkülle karşılardı diye düşünüyorum AK Parti. Hiç ortalığı birbirine katmazdı. Bunu olağan karşılardı. Olağan evet karşılardı. Ya. İktidarlar böyle konuşur. İktidarlar din, iman, Allah diye konuşur. Ya şöyle demezdi AK Parti muhtemelen böyle konuşan bir iktidara muhalefette olsa. Ya kardeşim en modern şey otopside otopsilerini yapıyoruz. En süratle hızla ulaştık hamdolsun. Ondan sonra en iyi gasilhanelerde de yıkıyoruz diye herhalde konuşmazdı. Çünkü iyi yaşatmak için iş başına gelir iktidarlar. İyi defnetmek için değil. Gassal değildir iktidarlar. Gassal mısın sen? Senin işin mi o mübarek diye herhalde AK Parti çıkışmazdı değil mi? Ya da adalet... Bunu söyleyecek bir iktidara. Yani Adalet Bakanı 3 tane hoca dururken mezar başında Kur'an okuyarak bir görüntü vermek için özel çaba sarf et. Ya iktidarlar AK Parti... AK Parti sevinirdi herhalde. Kafamı karıştıran tek şey şu. Muhtemelen olağan karşılarda evet ya. Bu din istismarı. Yani. Ucuz din istismarı değil. Değil. Böyle olur zaten. Din de burada zaten devreye girer. Filan diye karşılardı. Fakat bir tek şey kafamı karıştırıyor. Ne? Ya Yavuz AK Parti ucuz din istismarıyla mücadele ve vaadi ve insanı yaşat ki devlet evet. yaşatsın prensibiyle şiarıyla oy istedi. Aldı ve iktidara geldi. Peki değişemez mi o şiar? Yani şimdi mesela... Devleti yaşat ki insan yaşasın. İktidarlar yaşatmakla, iyi yaşatmakla övünür. İyi defnetmekle övünmez. AK Parti bunu söylüyordu eskiden. Bu, eski AK Parti. Bu. Ama yeni AK Parti değişmiş olabilir. Bu dini duyguları yani, sonuna kadar sömürmenin nasıl olduğunu aslında bizim gözümüzün önüne de seriyor. Yani bütün yapılan açıklamalara baktığımızda ama senin merakını giderecek bir veli var elimizde. Hadi yani ya. Eğer AK Parti bugün muhalefette olsaydı iktidara ne derdi diyorsun ya, geçmişte muhalefette olup bugün ittifakta olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Soma'da ne dediği ve bugün ne dediğiyle ilgili bir veri var elimizde. O veri olabilir mi? O kıstası olur mu? Yani bir miktar olmaz mı? Şimdi Soma'da 300 can hayatını kaybedince o gün muhalefette olan Devlet Bahçeli'nin sözleriyle bugün Soma'yı hatırlatanlara söylediği sözler iktidarla muhalefet şeyini vermez mi bize? Hani nerede olursanız versin kazandığını. Bakalım nedir o? Bir, hazır mı arkadaşlar Devlet Bahçeli'yi duyabiliyor muyuz? Hadi bir duyalım. Başbakan Erdoğan'ın yaşanan maden faciası ile ilgili bunlar olağan şeylerdir. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok demesi acımasız ve kalpsiz bir şahsiyetin zırvasıdır. Yani başbakana göre 301 işçimizin ölümü sıradandır ve literatüre uygundur. Açıkça söylüyorum, başbakanın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Aksini düşünmek bile abestir. Amasra'yı konuşuyorken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır. Ben böyle dezenformasyonlar yapmıyorum. Bundan imtina ederim. Dolayısıyla kendimi tenzih ediyorum. Sensin herhalde bunu yapan. Ben hiç girmem öyle bir topa. Söz konusu olamaz. Bültende de bulursun kendini sonra. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın haftanın bulursun. Yalanları bülteninde. Tabii Soma'yı hatırlattığım için kendimi sorgulayacağım. Çok sorgulaman çok lazım. Çok sorgulaman lazım. Ben de dün biraz yayında falan da hatırlattım. Pencerede de koca sayfa yapmışsınız. Gördüm gözümden kaçmadı. Dua et bülteni, dezenformasyon bültenini hazırlayan İletişim Başkanlığı görmesin. Neyse ki görmesin. Evet ya fark edersin ne yaparız. Yavuz benim de şöyle bir hatam oldu. Burada itiraf ediyorum madem itiraflar başladı. Hastalıklı yaklaşımı aslında biz burada şey yapıyoruz değil mi? Soma'yı hatırlatan hastalıklı yaklaşım. Hastalıklı yaklaşım. Amasra'da ben de o hastalıklı yaklaşıma düçar oldum. Yani bir o hatayı ettim ama istemeden ve bilinçsiz bir şekilde. Twitter'da etkili bir AK Partili siyasetçinin paylaşımı düştü önüme. Madenci kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Bütün imkanlar seferber edilmiştir diye. Birden nevrim döndü. Gözüm karardı. Soma geldi çünkü aklıma. Soma'da 301 can gitti. 301 can kaybedildi. Burada 301 insanın canı söz konusu. Geride kalanları söz konusu bir de o kadar yaralı denmedi.
sizin de o hatırlattığınız, hatayen hatırlattığınız sayfada 8 yılda hak yerini bulmadı. Niye? Çünkü mahkeme heyetleri, başkanları değişti. Ya Türk yargı tarihinde olmadık şeyler oldu ya. Yargıtay dairesi kararı yetersiz buldu. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Sonra o mahkeme, o dairenin üye yapısı değişti. Gelen 3 yeni üyenin oylarıyla kendi bozduğu kararı onayladı. Kendi bozduğu karar, bir de yerel mahkemeye gitmeden onayladı. Tabii tabii, tekrar savcı itiraz etti. Savcı itiraz etti, öyle geldi. Geri gelmedi karar ona yani. Evet. Savcının itirazıyla kararı bir daha ele aldı. Ve kesinleşti. Ve kendi kararını değiştirdi. Bütün bunlar oldu. Şu Adalet Bakanı'nın iki açıklamasını da bir hazırlayın da arkadaşlar. Bütün bunlar oldu. Çünkü benim yüzümden mi oldu? Yani o mahkeme heyetlerinin başkanlarının değişmesi, Yargıtay dairesindeki üye yapısının değişmesi, bütün bunlar sebebiyle 8 yıl bir türlü adaletin yerini bulmaması, en son çıkan kararın da pek öyle adalet gibi vicdanları rahatlatmaması, adalet tecelli etmiş gibi bir duygu uyandırmaması, benden mi, ben mi sebep oldum buna diye birden kendime çok kızdım. Çok öfkeyle bir tepki gösterdim. Çok pişmanım. Yani pişman. İnsan pişman olur doğal olarak. O gün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ydı Soma'da. Açıklamaya bak, Soma soruşturmasının üzerine örtülmesi asla söz konusu değildir. Hukuk işleyecektir. Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı. Adalet Bakanlığı'nda Genel Sekreterlik, HSK'da Genel Sekreter ve Adalet Bakanlığı'nda bir başka bürokrat. Üç bürokratı Yargıtay'a gönderip Yargıtay'daki ceza dairesinin yapısını değiştirip sorumluların az cezayla kurtulmasını sağlayan Adalet Bakanı. Bu sözleri söylemişti olay olduğunda. O gün o koltukta Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ oturuyordu. Ama ondan önce söyledi bu sözü. Bu sözü söyledi, sonra i̇craat bunları o. yaptı. İcraatı söz bu, icraat mı? Söz bu, icraat o, evet. Beyan esastır. Beyan esas. İcraata bakma, bugün, beyan esastır. Bugün de mi aynısını şey yapıyor? Beyan esastır tabii, gene. Bugün. Gene, soruşturmayı 5 savcı sürdürdü. Üzerinin örtülmesi asla söz konusu değildir. Öyle ihmal varsa bu kader diye sorumluluğu Allah'ın takdirine havale edilmeyecek. Oraya bırakmayız. Atılmayacak. 5 savcı yürütüyor diyor. Kafalarda ne kadar soru varsa altıya hepsi cevap. 6'ya çıktı. O. Savcı sayısı sürekli 7 olsun, 8 olsun, 60'a kadar yolu var. Cevap tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır diyor. Aynı açıklama. Güvenmiyor musun? Güveniyorum. Sen kendi devletinin yetkililerinin sözüne güvenmeyin. Sen kimlerin sözüne sen Çorlu'da güvenmedin mi yani? 25 tane insan ölmüş. Burada sorunlar ortaya çıkacak dediğinde devlet güvenmedin mi? Güvenilmez mi ya? Ki. Sen kendi devletinin sözüne mi güvenmez misin? Yani. Bugün Enerji Bakanı şöyle konuşuyor bak, tam üslup şöyle. Burada sorunlar varsa yine de ortaya çıkartılacaktır. Sorumlular varsa. Sorumlular. Kim o sorumlular? Mesela Enerji Bakanı hiçbir sorumluluğu yok. Sanki madenler bana bağlı. O da dışarıdan bir denetmen olarak duruma bakıyor. Sorunlar varsa çıkartacağız, Yavuz'u cezalandıracağız. Öbür tarafta Yavuz'cum. Bana bağlı. Öbür tarafta büyük bir ödül var. Allah'ın takdirine ait bir ödüllendirme. Ya bunu nasıl durabiliyorsun? Bir iktidar kendi yetkisindeymiş gibi bunu burada eğer konuşursa. Sanki hani onun yetkisine ait bir hususmuş. Cennet gibi. Cehennem sanki. Kim nerede, cennette nerede, ne yapacak? Bilet kesiyormuş gibi değil mi? Evet. Kim onu burada müjde olarak verirse buna ilk önce kim itiraz eder? Ben olsam Diyanet Muhalefetteki AK Parti. Muhalefetteki AK Parti. Muhalefetteki bir AK Parti böyle bir şeye asla tahammül göstermez. Ve buna izin de vermez. Dinin bu şekilde kullanılmasına, alet edilmesine asla izin vermez. Söyleyeyim. Gençleri Başkanı ile birlikte dua etti değil mi şeyde, Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bu sözleri de orada söyledi zaten. Gençleri Başkanı yanında. Ya dua etti. Şimdi daha kuvvetli bir şey olmuyor mu? Daha yani, önce de ileriye dönük. Daha önce de kader planı. Millet evladını kaybediyor. Hepimizin canı yanıyor ama ateş asıl düştüğü yeri tabii yakıyor. Cenazelerde, şehit cenazelerinde bu sözler edildi. Hem de Şehitler nasıl edildi? Şehitler Tepesi hamdolsun boş kalmıyor. Hem de nasıl edildi? Cenazeye böyle hani, cenazeye böyle. Değil mi? Öyle miydi? Hatırlamıyorum. Ben sen söyledin diye aklıma geldi. Sinir bozucu. Yani bu şey. Cenazelerde konuşma diye bir usul de yoktu eskiden. Şimdi Şehitler Tepesi hamdolsun boş kalmıyor. Ne mutlu size, işte evladınız şehit oldu, peygambere komşu oluyor diye müjde verir gibi verildi. Yani sevinilecek bir haber. Ya bakan gibi. Allah bize de inşallah şehitliği nasip eder diye açıklama yapmadı mı? Yani madenci, şimdi de madenci kardeşlerimiz şehit,
biz yine gazi ve gaziler şehitlerin durumuna özeniyor. Durumuna özendiriyor, özenmiyor. Özendiriyor. Yaşamaya değil, ölmeye özendiriyor. Ölmeye alıştırmak için yapıyor bunu. Yani o hep başkaları şehit oluyor ve hep biz gazi, biz yine gazi ama Allah bize de nasip etsin deniyor. Çok yani basit aslında, yani mesela bu ağır ağır değil mi bu? Yani benim yüreğime ağır geliyor. Çok rahatsız edici en azından. Yani, yani şu buna sevinelim mi? Şimdi şehit oldular. İşte şeyler için o aynı kavram kullanılıyor. Terörle mücadelede şehit olanlar için böyle. Terörle mücadelede öyle de terörle mücadelede işte şey vatan savunmasında, askerlikte, polislikte ama maden faciasında hayatını kaybeden işçiler için de şimdi aynı şey söyleniyor. Elbette orada bir görev yaparken hayatlarını kaybettiler. İsterim en manevi kavramlarla anılsınlar. Bundan bir şeyim yok benim. Bir rahatsızlığım ya yok. Biraz ailelerini, işte çevresini, acısını biraz teskin edici de bir şey yani bu. Öyle. Öyle de bakmak lazım. Benim gözümde de onlar maden şehitleri. Burası tamam. Fakat öyle diye müjdeler olsun gözümüz aydın havasına yaklaşım girip olmaz. Havasına girip sevinemiyorum. Bende bir yanlışlık var. Diğer tarafta yanlış. Da aynı şey. Bende bir akort bozukluğum var, bir yanlışlık mı ya var? Biraz, sevinemiyorum biraz abi. Davulun yani. Sesi uzaktan hoş geliyor. Çok rahat konuşuluyor bunlar. Ya eskiden gerçekten bunlar konuşulamazdı. Ben de şehit olmak istiyorum der mi bir İçişleri Bakanı ya? Biz ne yapıyorsak bize Allah yaptırıyor der mi? Dün bir tane hocamız var, profesör bağlandı. Bunun nerede kullanıldığını söyledi. Neyi? Emevi döneminde. Ha. Ben ne yapıyorsam Allah yaptırıyor bana. Benim bir suçum yok. Bu Hayri Kırbaşoğlu'nun işte ya, dün açıklaması Emevi'nin vardı. Emevi'nin bugün bizdeki çarpık kader anlayışının temeli Emevilere dayanır. Niye? Biz yönetmek için iktidar bize çünkü. Geçtiyse, iktidar bize geçtiyse, hilafet, saltanat bize geçtiyse Allah istemezse yaprak kımıldamayacağına göre Allah'ın muradı bu. Allah istediği için bize geçti. Ona mı karşı geliyorsunuz? Evet. Siz Allah'ın muradına, iradesine, kaderine mi karşı geliyorsuydunuz? Bir adım ötesi. Bu, bir adım ötesi. Yani bu bir adım ötesi oraya doğru gidiyor. Bunlar çok rahatsız edici şeyler. Ben ilk duyduğumda kulaklarıma inanamamıştım. Canlı da dinliyordum. Bir Bursa'daydı yanılmıyorsam. Biz ne yapıyorsak biz yapmıyoruz. Allah yaptırıyor. Öyle sözünü dedi. Artık biz buralara mı geldik ama diye. Ama yangına müdahaleyi bile Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yaptıklarını söylüyorlar. Buradaki bütün organizasyonda da o vardı. Hepsinde yani. Hayır ama sürekli de öyle demiyorlar evet. mı? Evet. Yani şeyin koordinasyonu da haberler öyle çıktı biliyorsun. Cumhurbaşkanı Diyarbakır programını iptal etti. İşte şeyin koordinasyonu için Amasra'ya, Bartın'a gidecek diye. Evet. Yani arama kurtarma çalışmaları... maden faciasına müdahale çalışmalarını da Cumhurbaşkanı'nın koordine ettiğine dair haberler yaptılar. Böyle duyurdular. Peki Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmadan adım atılamıyorsa, hiçbir adım atılamıyorsa o zaman nasıl oluyor da her şeyi Allah yaptırıyor ya? Bu tabii çok ağır bir sorumluluk ya. İnsanların temiz olan duygularıyla bu şekilde bu duyguları istismar etmek. AK Parti buna i̇stismarın, izin vermez. İstismarın zirvesi yani daha ötesinde. AK Parti buna izin vermez bir şey diye yok. Söyleyeyim. Vermezdi. Muhalefet de olsaydı. Kesinlikle ben sanıyorum asla izin vermezlerdi. Nasıl engel olacaktı? Ya ortalığı ayağa kaldırırlardı. Konuşturmazlardı böyle ya. Din senin oyuncağın mı derlerdi. Konuşturmazlardı böyle yani. Ne biçim laf onlar öyle derlerdi ya. Bugün onu söyleyebilecek kapasitede daha mütedeyyin partilerde var. Başkasının fakirliğinin, yoksulluğunun, fedakarlığının, şehitliğinin kahramanlığını, fedakarlığını sen satan olamazsın yani gazi olarak. Hep sen olamazsın yani. Hep sen rahatsın. Başkaları sıkıntı çekiyor. Değil mi onlar, var yani? Onlar şehit biz yine gazi. Hep. Öyle hep. Onlar şehit biz gazi. Sen iyi şartlarda zaten bu hani kader planı tartışmalarında Cumhurbaşkanı konvoyu da muhalefet tarafından hep gündeme getirildi ya. Bin korumayla niye geziyorsun o zaman? Bir kader planı varsa. O kadar korumaya niye ihtiyaç var? Ve konvoylar falan paylaşıyor. Allah'ın bir kaderinden öbürüne kaçmak mümkün. Bu imkan sadece maden işçilerine, maden şehidi kardeşlerimize tanınmıyor. Ya da? Yoksa Cumhurbaşkanı söyledi bu mümkün. Allah'ın bir kaderinden öbürüne salgın tedbirleri alarak kaçabiliyorsun. Yani. Ya da ekonomik zorluk içinde yaşayanlar
da yani onu da bir kader olarak bakıyoruz. Onlar da sabrederlerse orada mükafatı büyük. Açlıkta sınamayı başarıyla geçen, o sınavı verenler. Peki, öbür tarafta Akif, bunun sınırı var mı ya biliyorsun. Allah aşkına? Yani bunu ciddi soruyorum gerçekten. Yani geldiğimiz noktaya bak. Bir sınırı yok ki bunun. Bildiğim şey biz partileri, siyasetçileri ahiretimizi yönetsin, kurtarsın, bize cennette yer baksın diye seçmiyoruz. Bu dünyamızı yönetsin diye Peki, seçiyoruz. Peki bu dünyada yönetim problemi yaşıyorsa öbür dünyana talip olamaz bizi mı? Bizi iyi defnetsin, güzel yıkatsınlar, evet. O hızlı hamdolsun geçirsinler cenazelerimize diye seçmiyoruz. Bizi iyi yaşatsınlar diye seçiyoruz Yavuz. Ama bir şey söyleyeceğim, seni iyi de yaşatıyor. Duydum, senin evde bir stokta varmış. Ya sorma, sorma. Fasulye. Hatta ne iki yıllık? İki yıllık diyor. Seninki birazdan fazla diye duydum. Fasulye, pirinç. Nohut. Bunlar yani sen hani akmaz kokmaz bulaşmaz olanları epey bir stoklamışsın. Yok, duyduğuma hepsini, göre. Hepsini hanımefendiyle birlikte Cübbeli Ahmet, organize etmişsiniz. Hoca lakaplı Cübbeli Ahmet. Zaten önermişti. Söylemişti. Demişti o öneri ki üzerine muhafaza edilebilecek şeyleri en az bir yıllık stoklayın, depoya koyun demişti. Evet. Erzak deposuna ben de hepsini aldım ambara. Aa. Kiler mi ambar mı, sizde ne var? Bizde öyle bir şey yok. Apartmanda hangisi oluyor bilmiyorum. Biz birer buçuk kilo şey yaptık onlardan. Anca bizim mutfağı sığabildiği kadar. Tepeleme tıka basa doldurdum kileri. Ne diyor? Hepsinde ikişer kilo vardır en az diyor değil mi? Ne ikişer kilosu? İki yıllık. Ha, iki yıllık. Herkeste. Ben inanıyorum ki diyor, bizim vatandaş, her vatandaşımızın evinde iki yıllık yağ ve şeker var diyor. Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var diyor. Şimdi iki yıllık şeker diye baksan harbiden çuvalla tutmak lazım herhalde. Yavuz, yağ kim söylüyor? Kim söylüyor? Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü. Peki, Aydın. Sen daha mı iyi bileceksin? Yani o bilmeyecek de sen mi bileceksin? Benim evi nereden biliyor? Ben oraya bunun şey yaptım. Aksini söylersen efendim? Benim evi nereden biliyor? Onun işi bilmek. Onun işi bilmek. Biliyor. Aksini söylersen dezenformasyon yapmış olursun. Değil mi? Yetkili doğrusunu bilir. Mesela İstanbul valisi işte şeydi, Kadıköy'deki patlama için ilk önce doğalgaz demişti. Eve doğalgaz bağlı olmadığı çıktı. Hatta doğalgaz bağlı olan daire duruyor, bağlı olmayan patlamış. Sonra değiştirdi ya da AFAD Amasra'daki şey için sonra Sehven diye değiştirdi ama önce trafo patlaması dedi. Şimdi AFAD trafo patlaması dediğinde aksini söylersen dezenformasyon yapmış olursun. O yalan haber bültenine girersin, haftalık yalanlar bültenine girersin. AFAD Sehven oldu, trafo değilmiş diye geri çekerse eğer, değiştirirse görüşünü. Sen o de zaman, mi değiştireceksin? Yok, trafo patlaması demeye devam edersen gene dezenformasyon yapmış olursun. Ya bir esnekliğe ihtiyaç var yeni dönemde anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Şimdi, elastikiyeti yüksek bir yaklaşım tarzı olmalı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü senin evinde ne kadar yağ ve şeker stoku olduğunu senden iyi bilmeyecekse niye orada oturuyor? Sen daha mı iyi bileceksin? Ben nereden doğru yani, şimdi bak kendim de şüphelendim. Gerçekten stok yapmış olabilir miyim ya? Ben bu açıklamayı görür görmez ne yaptım bil bakalım. Ne yaptın? Mutfağı mı kontrol ettin? Mutfaktan önce. Ne yaptın? Yastık altına baktım. Ha, altınlara. Ya ne olacak? Bir kilo, bir cumhuriyet altını bulsam, bir kiler dolusu, bir kiler dolusu bakliyat, zerzevat, ondan sonra yağ ve şekeri karşılar. Tabii. Hemen koştum çünkü yetkililer sürekli bize yastık altında 5 milyar dolar mı diyorlar, 50 milyar dolar mı? Ekonomiyi kurtaracak kadar altınımız olduğunu söylüyorlar. Ya bir bozulsa mevzu kapanacak. Dedim ki, dezenformasyon yapmanın alemi ne Akif? Kendine gel. Hem başına bela alma, hem de kardeşim kurtul şu şeyden, sıkıntılardan, geçim sıkıntılarından. Koştum yastığın altına. Bütün yastıkları kaldırdın mı? Bütün yastıkları kaldırdın mı? Bütün yastıkları kaldırdım. Ya bir tane de bile mi yok canım, sen de hayret bir şeysin. Ya, ya en azından dedim, eğer bozdurursam doları 7 liraya kadar düşürecek olan dolarım nerede, desteler. Evet, o da mı? Ya onu aradım, onu da bulamadım. O da yok. Şimdi bak, koştum mutfağa baktım. Sen ne yaparsın abi? Bak, doların yok, yastık altında altının yok. Mutfağa baktın, evet. Orada inşallah bir şey vardır. Yavuz, evde epeydir şeker de kullanmıyoruz. Yarım kilo ya var ya yok, ya, Allah seni inandırsın. Değil, iki yıl şey, iki gün evde şekerli çay içilse iki gün götürmez. Buyur. Peki kimin evinde var acaba? Ben yani, ama bunu söylemiyorum. Bak zinhar kendimle mutabık değilim. Eğer karakolda sorarlarsa inkar ederim Yavuz. Kendime mutabık değilim deyince de direkt aklıma o şey geliyor, hadise.
Ben yazdım ama acaba sor bakayım kendimle mutabık mıyım diye. Yazdım ama ne diye beni ciddiye alıyorsun? Ciddiye alıyorsun. Bu böyle demiş diye niye bunu kullanıyorsun kardeşim? Ben kendimle mutabık mıyım acaba diye. Yani ne olacak? Afat da paylaşım yapıyor. Kendiyle mutabık olmayabiliyor. İstanbul valisi bir şey söylüyor. Bir gazeteci bir bunu söylemiş çok mu diyorsun? Tabii. Kendiyle. Bir gazeteci bunu söylemiş çok mu? Ben de kendimle mutabık değilim. O senin aklına gelen de gazeteciydi Nasuhi evet. Güngör. Ben de kendimle mutabık olmama hakkımı kullanıyorum. Kullanırım. Yani şeye girmeyi, o dezenformasyon bültenine girmeyi göze almam. Oraya girdiğin zaman ne oluyor Akif? Mesela orada tek tek sıralamışlar. 3 yıl hapse geçti. Kadar yolu açıldı. 3 yıl hapse kadar. Onun geçti. Tersine bir şey. Mesela şimdi bizim evde 2 yıllık yok. Kardeşim sen nereden çıkarttın bunu? Kim daha doğrusunu bilecek? Yetkili kişi mi sen mi? Doğal olarak yetkili. Ben gidip o baktım göremedim gidersin. Ama belki arkada şurada burada vardır diye. İyi bak. İyi bak. İyi bak. İyi bak noktasına. Bir yere taşıyacak. Saklamış olabilirsin. Şimdi bak diyor ki haftanın yalan haberleri. Türkiye'nin 92 mülteciye kötü muamelede bulunduğu iddiası. Yunanistan'da bir polemik var bu meseleyle ilgili. Adalet Bakanlığı çocuk istismarı verilerini gizliyor. Tipli bir milletvekilinin iddiasıydı. Muhtarlar nüfus kaydında yabancıları usulsüz kaydediyor. Bak bu yalan habermiş ama biz hala doğrusunu bilmiyoruz. Birçok evde yabancı var. Ben de geçenlerde kontrol ettim E-Devlet'ten. Vallahi korktum yani. Birisi gelir gece bu adam nerede diye sorar. Evde yabancı var mı yok mu? Hayır orada kayıtlı olan yabancı gelip seni evden çıkarabilir. Benim evimde ne yapıyorsun bir adam çıkıyor diye. Ankara'da bir akrabam var. Büyük bir heyecanla aradı geçen gün beni. Bu tartışmalar daha başlamadan önce. Kulağı çınlasın Cavidan ablam. Dedi ki ya bizim evde dedi 4 kişi varmış dedi Yavuz biliyor musun dedi. Nasıl dedim işte bilmem neleri dedi 4 kişi bizim evde ikamet ediyormuş. Ya bu dedi çok yerde varmış sonra gittik biz muhtara başkaları da şikayetçi falan. Şimdi yalan haber diyor ya muhtarlar nüfus kaydında yabancıları usulsüz kaydediyor doğru. Muhtarların bu işte bir alakası yok kayıt yapamıyor. Ama bize keşke bir informatif de olsa dezenformasyon diyor ya. Bu nasıl oluyor? Informasyon verse. Bu nasıl, nasıl oluyor bu? Mesela niye o nüfus şeyleri idareleri bu kayıtları nasıl yapıyor? Benim bilgime nereden ulaşıyorlar? Bu insanlar benim evime nasıl yerleşiyorlar? Mesela bununla ilgili informasyon ihtiyacı duymuyor. Ama yalan haber diye bu dezenformasyon diye bunu anlatıyor. Süper bir iş. İletişim harika. Tek yönlü, müthiş. Yalanlama üzerine kurulu. Hayır sorun şu. Dezenformasyon yasası geçirildi. Halkı yanıltıcı bilgilerden, yalan dolandan, kandırılmaktan korumak için. Değil mi? Tamam. Manipülatif, provokatif bilgilerin alenen paylaşılmasından korumak için. Devletin güvenliğine bir kamu düzenine risk oluşturduğunda da hapis cezası var. Evet. Nasıl karar verilecek o da muğlak da. Fakat buna muhalefet sansür yasası diyor. İktidar dezenformasyonla mücadele ediyor. Unutma da arkadaşlara söyleyeceğim. Şu Tunceli tuvaletleri de bir hazırlayın arkadaşlar. İkisi de haklı aslında. Çünkü adamına göre değişiyor. Tabii. Nasıl değişiyor adamına göre? Bu az önce konuştuğumuz örneklerin herhangi bir tanesine muhalefet yapsa. Mesela biz de bir örnek konuşalım. Bugün çok yayıldı en güncel. Etyen Mahçupyan. Evet. Karar TV YouTube yayınına çıktı. Orada bir şeyler söyledi. Diyor ki dediği, önce diyor ki benim muhalefete oy vereceğim belli diyor. Cümle böyle belli ki ben muhalefet seçmeneğime oy vereceğim diyor. Zaten parti kuruluşunda falan yer aldı yani. Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili konuşuyor. Fakat diyor mesela diyor Putin'in karşısında Mansur Yavaş'a mı daha çok güvenirim Erdoğan'a mı? Erdoğan'a daha çok güvenirim. Belki oy bile verebilirim diyor Mansur Yavaş'ın karşısında. Yani karar vermiş değil de belki diyor. Fakat diyor Putin'in karşısında Kılıçdaroğlu'na mı daha çok güvenirim Erdoğan'a mı derseniz Kılıçdaroğlu'na güvenirim ona oy veririm diyor. Şimdi bu minvalde bir konuşma. Bunun başıyla sonu kesiliyor. Ortası alınıyor. Ben Erdoğan'a güvenirim. Ona oy veririm. Etyen Mahçupyan dedi ki. Evet. Bütün gün dolaştırıldı. Bütün iktidara yakın medyada da böyle sosyal medyalarında bol bol vardı. Bak o bile. Üstelik bile yasa girdi devreye bugün ona rağmen. Bugün yasa girdi. Ben de şimdi onu diyorum. Çünkü adamına göre değişiyor. İktidar medyası bunu yaptığında dezenformasyon suçuna girmiyor. Zinhar girmez. Yasayı ihlal etmez. Tersinden yapsam bunu bir iktidarlı, iktidar partilinin lafını bu şekilde kesip, kuşa çevirip kesip kuşa gitsen, çevirip kendi işine gelecek olursun. Şekilde efendim. Darbeci olursun. Kullansan, 3 yılda kurtulamazsın. Darbeci olursun. Allah muhafaza. Var örnekleri. Var. Örneği mesela, var. Mesela Kılıçdaroğlu kayıp 8 saati. Ya. Bunun içini istediğin gibi doldurabilirsin kafana göre.
açıkladığı halde ne olduğunu. Hayır, o yol üstünde Pensilvanya'da vardı, FETÖ'ye mi uğradı bilmem ne. Şu haritayı bir gösterelim mi arkadaşlar? Selman Öğüt haritası. Bir de ona cevap falan da vermiş ya. Yani işte New York City koca bir şeydir, siz kalkmışsınız ne diyorsunuz diye. Bu Selman Öğüt hukukçu, iktidar destekçisi. Evet. Nasıl tanıtayım diye şey yaptım. Zor tanıtmak, öyle bırak, kendi halini bırakayım, bırak. İkinci baro kuruluşunda da başkanlığa aday mıydı, öyle bir şey vardı. Neyse, şöyle bir şey paylaşıyor. Kılıçdaroğlu New York'tan Washington'a gitmek için aldığı uçak biletini yakıp karayolunu tercih etti ve 8 saat ortadan kayboldu. Bir de şey koymuş, New York'tan geçerken de Pensilvanya'ya gittiği gibi bir şey çıkıyor ortaya. Böyle bir harita koymuş. Haritanın gerçeğini getirelim. Haritanın gerçeğini getirdiğimizde Pensilvanya'nın pek mevzuyla alakası olmadığı anlaşılıyor ama fena değil yani. Ha? Yahu, New York'tan aynen. Dolanarak gitmek istemez misin? Yavuz, niye direkt gidiyorsun? Aslında evet, yani Pensilvanya'yı oraya çeksen daha uygun oluyor haritada. Tabii. Şimdi yani, düz aslında yanlış çizmişler. Bir kavis çizerek, bir yarım daire çizerek gidersen Pensilvanya'nın üstü. Yanlış yerleştirmişler canım Amerikalılar zamanında. Pensilvanya'yı aslında oraya koymak lazımmış diye düşünüyorum ben. Abi buradaki artık ama şu, ya bu işin suyu çıkmış ya. Cumhurbaşkanının açıklanmayan bir zaman diliminde nerede olduğuyla ilgili sen kafana göre senaryo yazıp içini doldursan, kayıp zamanın içini doldursan. Ne olur? Doldurmuş olanlar var mıydı ne ben? Ne olur? O zaman dezenformasyon suçu işlemiş olursun. Tabii. O zaman dezenformasyon. Ama o konuda devletin hiç güvenliğine... kaçarın olmaz. Efendim? Hiç kaçarın olmaz. Kaçarın olmaz orada. Mesela Putin'in bir konuşması var. Hı-hı. Putin'in bir konuşması. Ya o çok komik bir iş ya. Çok acayip bir şey gerçekten. Gerçekten ya. Öyle. Dolaşık kimler? Melih Gökçek gene jelibon madeni doğaltadı üstüne. Jelibon madeni. Dinleyenler belki görmemiş olabilirler. Putin orada diyor ki işte bundan sonra Türklerle muhatap olacaksınız. Türkler varsa Türkiye siz varsınız. Türkiye satacak benim gazımı. Yoksa yoksunuz falan. Başkasına Avrupa'ya, vermem. Başkasına da vermem falan diye altyazıda yazıyor bunlar. Putin konuşuyor. Biz de Rusça bilmiyoruz tabii. Onu izliyoruz. Ben doğrusunu Aydın Sezer'den okudum. Pardon, o da bir şey yaptı. Bir ne dedim? Tercümeyi bir başka tercümandan paylaştı. Hatta orijinalini paylaştı falan. Oradan baktım. İnsaf dedim ya. Harbiden bu kadar manipülatif bir şey olamaz. Orada var mı? Haftanın yalanları listesinde var mı bu? Hiç onu görmedik. Niye yok? Gelelim haftanın yalanlarına. Bu tersi şekilde olsaydı. Yani Putin Erdoğan'a, AK Parti'ye sonsuz seçim kredisi açıyor gibi algılanmayacak şekilde düzenlenseydi. Putin'in ağzına sahte altyazıyla laf konsaydı, demediği laflar sahte altyazıyla çarpıtılarak sözleri verilseydi. Ve fakat burada bu olan muhalefete yarasaydı. Eğer işte altılı masa iktidara gelirse Bay Kemal Cumhurbaşkanı bedava vereceğim olursa, ben gazı. Gazı ben 10 yıl bedava vereceğim. Verseydi gazı diyorsun. Böyle olsaydı bu listeye giren miydi, girmez miydi? Bu listenin bir numarasına böyle büyük puntolarla yazdırdı herhalde. Şimdi ya liste neye göre yapılıyor? Ben onu da tam anlayamadım. WhatsApp okundu bilgisi diyor mesela. Ya bu kadar detaya iletişim başkanı koskoca devlet niye giriyor? Millet onu bir baksın öğrensin yani. Ne demek WhatsApp bilgisi? 3 tık olursa bilmem neymiş de 2 tık. Ya neyle uğraşıyorsun ya? Geçen Niğde'de bir kız öğrencisi taciz edildi ve bıçak saldırıya uğradı. Niğde valiliği yapamıyor mu bu işi yani? Yapamıyor. Geçiyoruz. Tunceli'de 5 adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi. İletişim Başkanlığı'nın yalan haber diye, dezenformasyon diye ortaya koyduğu şey bu. Verelim mi şu görüntüyü? Şimdi biz gördüğümüze mi inanacağız, İletişim Başkanlığı'na mı inanacağız? Bir görelim bakalım. Tabii ki duyduğuna inanacaksın. Yok, okuduğum. Böyle duy da inanma diye laf var, ona bakma. Bak, şeşi 5 gösteren bir ustalık varsa karşında, şeşi 5 gösteriyorsa ona inanacaksın artık. Ya, duyduğuna. Valla ben gördüm, şimdi görüntü hazır değilmiş ama vali tuvaletin önünde kurdele kesiyor ya. Ayrıca hatta yanındaki adama ben, diyor ki ya biraz de, abartmadık mı diyor bunu kendi diyor. Kendi yani. De o durumu farkında yani durumun. Absürtlüğünün farkında. Evet, abartmadık mı durumu diye kendisi de şey yapıyor. Ve şimdi iletişim başkanlığı bu. Valilik de üstelik yalanladı bunu. Daha doğrusunu mu vereceksin? Doçent Doktor Nebati Yavuz, evet. Amerikan Merkez Bankası'nın 5 5 ailenin malı olduğunu söylemişti. 5 evet. Ailenin elinde olduğunu söylemişti. Daha mı iyi bileceksin? Canlı yayında. Daha mı? Yani bu yok, bu şey komplo mu diyeceksin yani? Bütün dünyanın bilmediği gizli bir gerçeği ifşa etti. İnanmayacak mısın buna?
Bunun aksini söylersen dezenformasyon, bu değil. Bu milleti kandırmak, yanıltıcı bilgiyi yaymak değil. Ya da bırakacağım sana, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya daha eşitlikçi ve adalete dayalı bir dünya düzeni istediği için bunları yapıyor, savaşıyor dedi. Evet. Talebi bu. Yani. Batı'yla bugün yeni bir anlaşma, yeni bir pazarlığa oturmak istiyor. Bugün ne söyledi? 2024'de vadesini ertelemek istediğimiz doğrudur dedi gaz alımların. Yani ikisi birlikte okursak bir anlamı bir yere yerleşiyor yani. Tabii. Şimdi peki bunun aksini söylersen, hadi canım. Yok ya. Putin onun için Ukrayna'yı işgal etti. Kırım'ı ilhak etti. Suriye'de onun için. Çeçenistan'da yaptıklarını onun için yaptı. Tacikistan'da yaptıklarını onun için yaptı. Daha adil bir dünya istiyor. Çok. Daha eşitlikçi bir dünya istiyor. Emperyalizmle savaşıyor. Putin onun için yapıyor bunları. Hadi oradan dersen, dezenformasyon suçu işlemiş. Şimdi olur. Sistem yasaya aykırı. Sistemin beni en rahatsız eden yani görüntüsü şu. Bu bir felaket ya. Bu hani devlet bir şeyin ya bilir her şeyi. Bir şeye doğru diyorsa doğrudur. Yanlış diyorsa yanlıştır. Bak yalan daha diyorum. Bitti. Daha mı iyi? Sen daha iyi bileceksin. Ya bu dünyada milyon tane örnek var. Al en önemli örneklerden birisi. Buyur, valiyi sen söyledin İstanbul. Mersin açıklamasına ne diyeceğiz? Terör saldırısından sonra. Saldırıyı gerçekleştirdi, öldü denilen terörist başkası yaşıyor. Çıktı. Sağ çıktı, başka yerde çıktı. O öldü denilen teröristin aynı zamanda CHP'nin raporunda ismi var diye büyük bir kampanya başladı. Ne oldu şimdi? Bu tersine olsaydı. Hayır, bu tersine olsaydı zaten dünya ayağa kalkardı da. Bu meseleye devlet dedi diye inansaydı herkes. Sen de inansaydın, ben de inansaydım, CHP'liler de inansaydı, bu işin peşine gitmeseydi. AK Parti terörle ilişkilendiren bir kişiyi yanlış açıklamış olsaydı, o kişi başkası çıksaydı. Ya, mesela Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti, birisi karşıladı onu. FETÖ'cü bilmem kim karşıladı diye haber yaptılar. Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesi. Başkaları da yaptı. Sonra çektiler onlar. Evet. Yeni Şafak ısrar etti. Ama o kişi CHP'li çıktı. Bahsettikleri kişi değil yani, yüzüyle, adıyla, sanıyla başkası. Fotoğrafını da çektirdi. İsmail paylaştı ya zaten. Hiç üzerinde tartışılacak bir durum kalmadı yani. O başkası çıktı. Bu tersine olsaydı. Mesela bir AK Parti'nin yanında İçişleri Bakanı Soylu'nun albümüne giren fotoğraflardaki birisi kazara başka birisi olarak açıklansaydı. Mesela diyelim ki TODEX'çi mi? Fatih Özer. Fatih? Özer miydi? Özer'di galiba. Evet. Firari değil mi hala? Firari. Apar topar getirilemedi galiba. Arnavutluk'tan birileri getiriliyor ama o getirilemedi bir türlü. Şey geldi herhalde çok hızlı bir biçimde. Emre Olur. Evet, o getirildi adamı. Yani o, ama işte önemine göre, gelmesi kolay önemine değil. Göre öbürü vatandaşı tokatlamış yani, bir sürü çarpmış. Sorun onu mu getireceksin? Tabii. Yani. Şimdi mesela diyelim ki öyle birisi olmadığı halde, o fotoğraftaki kişi o olmadığı halde oymuş gibi açıklansaydı ne olurdu? Vallahi işte provokatif, manipülatif, dezenformatif paylaşımlar hakkında iki tane şey var. Birisi Özgür Özer'in açıklamalar üzerine büyük bir darbe tartışması başladı Türkiye'de, hatırlarsın. Geçen seneydi herhalde. Diğeri de Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları üzerine başladı. İkisini de dinlediğinde bununla bir alakası olmadığını görüyorsun ama buna rağmen büyük bir kampanya başladı. Ve bundan mutluydu AK Parti. Tam tersi olsa olmayan darbe çağrıları çığırtkanlığı varmış gibi gösterilerek bir kaşık suda, olmayan bir kaşık suda fırtına koparılabiliyor. Evet. Kimin dezenformasyon yaptığıyla bağlantılı diyeceğiz yasaya. Adamına öyle göre nokta koyalım. Adamına göre değişir. Adamına göre doğru bilgi değişebilir. Doğru bilgi değişir. Kimin yani aynı şeyi bir başkası söylerse, eğer iktidar tarafından ve lehine söylüyorsa, o zaman bu dezenformasyon olmaz. Ama birebir aynı şeyi tam tersinden düşünürsen, iktidara karşı birisi söylerse dezenformasyon. Dezenformasyonun dibi olur ve cezayı yersin 3 yıl. CHP'de iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. O bilgiyi de paylaşarak bitirelim diyoruz. Ya dezenformasyon adlı düzenlemenin kendisi bir dezenformasyon çalışması çıktı diye haber var. Bitiriyorsun ama Amerika'nın Sesi Radyosu haber yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Öztürk, AK Parti milletvekili ve Mahir Ünal grup başkan vekilinin söylediklerini yalanladı. Yalanladı. Yani Amerikan Büyükelçiliğinden biri ilgilendi, geldi, sordu, onlarla görüştük yasayı önceden. Dedi. Ve
AK Parti milletvekili. Ve kendilerinde de AK Parti milletvekili. Kendilerinde de bununla örtüşen bir dezenformasyon düzenlemesi olduğunu söyledi. Bilgisini yalanladı. Ne bizden hayran oldular falan dedi. Ne bizden birisi görüştü ne de bizde böyle bir yasa var diye Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dezenformasyon adlı düzenleme dezenformasyon çalışması çıktı gibi bir iddiada bulundu ama Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün söylediğine eğer inanırsan dezenformasyon yapmış olursun. Devletin güvenliğine aykırı düşer. Dezenformasyon suçu işlemiş olursun. Allah muhafaza. Daha mı iyi bileceksin? Koruyun kendinizi. Kendi iktidar partine güvenmeyeceksin de. Kime güveneceksin? Ona mı güveneceksin? Koruyun kendinizi diyelim. Olmaz öyle şey. Bitirelim. İyi akşamlar diyelim herkese. Yalancı Macron sloganı atmadan dağılıyoruz. Dağılıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.